Ertesi gün küçük prens geri geldi. Her gün aynı saatte gelmek daha iyi olurdu dedi tilki. Örneğin öğleden sonra saat 4'te geleceksen ben saat 3'ten itibaren mutlu olmaya başlayacağım. Saat ilerledikçe sevincim çoğalacak. Saat 4'te çoktan heyecanlanıp kaygılanmaya başlamış olacağım. Mutluluğun sırrını bulacağım. Ama aklına estiğim saatte gelirsen kendimi ne zamana hazırlamam gerektiğini asla bilemeyeceğim. Gelenekten uymak gerek. Gelenek de nedir diye sordu küçük prens. Unutulup gitmiş bir başka şey işte, dedi tilki. Bir günü diğer bir günden, bir saati diğer bir saatten ayıran şeyler. Örneğin, avcıların gelenekleri vardır. Perşembeleri köydeki genç kızlarla dans ederler. Bu da perşembeleri benim için muhteşem yapar. Bağa kadar gezerim. Eğer avcılar akıllarını esince dans ederlerse, bütün günler birbirine benzer ve benim de tatilim olmaz. Bunun üzerine küçük prens tilkiyi evcilleştirdi. Ayrılık vakti yaklaşınca, ah dedi tilki, ağlayacağım galiba. Senin hatan dedi küçük prens. Seni üzmek istemedim ama seni evcilleştirmemde ısrar ettim. Haklısın dedi tilki. Ama yine dağlamak üzeresin dedi küçük prens. Doğru dedi tilki. Öyleyse bu işten hiçbir şey kazanmadım. Kazanmaz olur muyum dedi tilki. Altın sarısı başaklar var ya. Ve ekledi. Git ve bir daha güllere bak. Seninkinin dünyada eşsiz olduğunu anlayacaksın. Bana elveda demeye geldiğinde sana bir sır armağan edeceğim. Küçük prens güllere bakmak için ayrıldı. Hiçbiriniz benim gülüme benzemiyorsunuz. Kimseniz yok dedi onlara. Hiç kimse sizi evcilleştirmemiş. Siz de hiç kimseyi evcilleştirmemişsiniz. Hepiniz tilkimin bir zamanlar olduğu haldesiniz. Diğer 100.000 tilkiden bir farkı yoktu. Ancak ben onda sevindim ve şimdi benim için dünyada tek. Güller üzülmüştü. Güzelsiniz ancak içiniz boş dedi onlara. Sizin için ölünmez. Elbette gülüm benim için önemli. Buradan geçen biri onunla aranızda bir fark olmadığına inanabilir. Ancak o tek başına hepinizden daha önemliydi. Çünkü suladığım oydu. Çünkü fanusun altına sakladığım, paravanla koruduğum oydu. Çünkü uğruna tırtılları öldürdüğüm oydu. Sadece 2-3 tanesini kelebek alırmışsın elde bırakmıştım. Çünkü şikayet ettiğinde, övündüğünde, hatta sustuğunda dinlediğim oydu. Çünkü o benim gülümdü. Ayrılan tilkinin yanına dönüp elveda dedim. Elveda diye karşılık verdi tilki. İşte sana bahsettiğim sır. Oldukça basit. Yalnızca yüreğimizle görebiliriz. Esas olan göze görünmez. Esas olan göze görünmez diye yine dedi küçük prens. Unutmamak.